Habertürk TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Kübra Farbi, Açık ve Net'te daha birlikteyiz. Dün gözler İstanbul'daki seçim kararındaydı. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararını verdi ve İstanbul'da seçim yenilenecek. Bu akşamki Açık ve Net'te bu konuyu konuşacağımız önemli, kritik bir konuğum var. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Adimi Bey bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey, şimdi siz, baktım, 2011'den beri Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapıyorsunuz. Evet efendim. Türkiye'nin çok da sık seçime gittiğini göz önünde bulundursak epeyce bir seçim tecrübeniz var. Evet efendim. Dünkü YSK'nın İstanbul seçiminin iptal kararını siz bekliyor muydunuz, şaşırdınız? Rüyamda görsem inanmayacağım bir kararla karşı karşıya kaldım dün. Neden? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun bugüne kadar yasaların ve istikrar kazanmış uygulamalarının dışına çıktığı tek bir karar hatırlıyorum ben. Demin bahsettiğiniz 2011 Nisan ayından burada 8 yıldır görev yapıyorum. O da 16 Nisan'daki mühürsüz oyların mühür geçerli sayılmasına ilişkin 2017 referandumundaki kararı. Onun dışında ben 2011 yılından bu zamana kadar, 2011 genel seçimleri dahil olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulu'nda parti temsilcisi olarak tanık olduğum seçimlerin hiçbirisinde bir siyasi partinin seçim sonuçlarını etkileyecek derecede bir karar aldığına tanık olmamıştım. Yani aleyhe kararlar oldu, lehe kararlar oldu, beğenmediğimiz kararlar oldu, eleştirdiğimiz kararlar oldu ama 16 Nisan kararı dışında dün itibariyle, düne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun bir seçim sonucunu etkileyeceği, bir demokratik hakkın kullanımını ortadan kaldıracağı nitelikte bir karar aldığına tanık olmadım. O sebeple dünkü kararı rüyamda görsem inanmazdım diyorum. O zaman o dünkü kararın biraz perde arkasını konuşmak istiyorum sizinle. Şu anda bizi AK Parti'ye oy veren seçmenler de, CHP'ye oy veren seçmenler de izliyorlar. Ve herkes perde arkasında bunun kanuni, hukuki dayanağını merak ediyor. Bugünkü yayında ben istiyorum ki şöyle tarafsızca herkesin aklındaki soruları soralım. Şimdi dünkü müzakerelerde biz tabii toplantının içini bilmiyoruz ama siz biliyorsunuz. Evet. Dün YSK'da neler yaşandı? O toplantıda toplam kaç kişi olur? Nasıl bir atmosfer olur? Bizim bilmediğimiz neler konuşuldu? Bu yeniden iptal, yani İstanbul seçiminin iptali ve yeniden seçim kararı nasıl alındı? Şimdi toplantılarda kimler bulunur? Yüksek Seçim Kurulu 6 tane Yargıtay, 5 tane Danıştay Genel Kurulu'nun seçtiği yüksek hakimlerden oluşur. Dolayısıyla toplantıda dün bir başkan, 10 tane de Yüksek Seçim Kurulu üyesi, 11 kişilik bir kurul vardı. Bunun yanı sıra 298 sayılı kanun 17. maddesine göre en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oyu almış olan 4 siyasi parti ile mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri bulunur. Yani biz. Biz nasıl atanırız? Bizler doğrudan doğruya genel başkanlarımızın bir yazısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilci oluruz ve kanundan aldığımız yetkiyle genel başkanımızın ve partimizin sahip olduğu tüm yetkileri Yüksek Seçim Kurulu'nda tek başımıza kullanabiliriz. Biz her türlü toplantılara katılırız. Şu anda 5 tane temsilci var. CHP, AK Parti, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri. Ama sizin oy hakkınız Hayır, yok. Siz sadece partilerinizin görüşlerini anlatıyorsunuz. Sonra tabii. O 11 bağımsız hakim kendi bağımsız iradeleriyle bir oylama yapıyor. Bizlerle birlikte yani 16 kişilik bir kurul olarak düşünün orayı. Ama karar noktasına 16 kişilik kurul bütün müzakereleri birlikte götürüyor. Bizlerin de sınırsız konuşma haklarımız var. Biz de üyelerle birlikte aynı masanın etrafında oturuyoruz. Bizlerin de Yüksek Seçim Kurulu'nda odalarımız var. Bütün gündem, tüm gelişmeler bizlere de geliyor. Kurul çalışmalarında da her türlü düşüncemizi partimiz adına orada ifade edebiliyoruz. Ama iş müzakereler bitip de oylama noktasına geldiğinde biz sadece 11 üyenin başkanın yönlendirmesiyle yapmış olduğu oylamayı izliyoruz. O müzakereler işte bizim bugün merak ettiğimiz, dün o kapalı kapının ardında perde arkasında neler yaşandı? Ne konuştunuz, ne aslında tartıştınız? Perde arkasında yaşanan öyle aman aman bir durum yok Kübra Hanım. Yani şöyle, bizim her karar noktasında belli bir usulü vardır Yüksek Seçim Kurulu'nun. Gündemi başkan belirler. Gündem maddesi açıldığında onunla ilgili olarak ilgili üye görüşleri, yani dosya hangi üyeye aitse o üye görüşlerini bildirir. Ondan sonra siyasi parti temsilcileri ve dileyen üyelerin müzakerelerin gelişimine göre kendi fikirlerini rahatça ortaya konuşurlar ve taleplerini iletirler.
Yani dünkü müzakerelerde hepimiz, Sayın Recep Özel olsun, ben olayım, diğer siyasi parti temsilcileri olsun, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri olsun, konuyla ilgili görüşlerimiz bildirildi. Yani öyle ve farklı bir şey olmadı. Çünkü bu konu zaten 36 gündür neredeyse Yüksek Seçim Kurulu'nun gündeminde. Yani dünkü müzakere işin son noktasıydı. Çünkü yani bugün böyle bir takım sanki orada büyük pazarlıklar yapılmış. Hayır. Bir pazarlık sonucunda bu sonuç ortaya çıkmış gibi, aslında kamuoyunda yanıltıcı bir takım küçük yorumlar yapıldığını görüyoruz. Hayır, bakın şimdi doğruyu anlamak için soruyorum. Tabii ama şöyle bakın, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na önce olağan itiraz olarak geldi, biliyorsunuz. Büyükçekmece seçiminin iptalini istedi. Değişik sahiplerle seçmen kaydırmaları, seçmen hareketleri, işte İçişleri Bakanlığı, polisler seferber edildi. İnsanlar evlerinde rahatsız edildiler. Tutanaklar tutuldu. Ardından olağanüstü itirazla yine Büyükçekmece geldi. Derken olağanüstü itirazla bütün İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptali talebi geldi. Ondan sonra derken ek bir taleple daha gelindi, kısıtlı seçmenlerle ilgili. En son dün 23 Nisan'daki kararın ortadan kaldırılması için AK Parti'nin bir talebi daha geldi. Dolayısıyla bütün bu talepler zaten zaman içerisinde, süreç içerisinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından inceleniyordu. Şöyle bir yöntem izledi Yüksek Seçim Kurulu. AK Parti'nin işte o meşhur üç bavulla şeyleri, delillerini Yüksek Seçim Kurulu'na getirdiğinde bunları Yüksek Seçim Kurulu tasnif etti ve sisteme yükledi. Yani set istediğimiz sisteme yüklemesini yaptı. Ardından kısıtlı ölü seçmen yerine oy kullanılması, kısıtlı seçmenler, tutuklu seçmenler, hükümlü seçmenlerle ilgili kısmı karar işleri daire başkanlığı, seçim işleri genel müdürlüğü tarafından incelenmesine karar verdi kurul olarak. Bunun dışındaki sandıklardaki oy hareketleri ve kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili kısımların incelenmesi için ise seçmen kütüğü genel müdürlüğünü görevlendirildi. Ve iki genel müdürlük AK Parti'den gelen bu veriler ışığında bir ön çalışma yaptılar. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu toplandı. Bildiğiniz 39 tane ara kararını aldı. Nedir bu 39 tane ara kararı? AK Parti'nin araştırılmasını istediği hususların araştırılıp araştırılmayacağı konusunda oylamalar yapıldı. 39 ayrı oylama yapıldı bununla ilgili olarak. Ve bu oylamaların bir kısmı oy çokluğuyla, bir kısmı oy birliğiyle araştırılmasına karar verildi. Derken bunlar ara kararı haline getirildi ve İstanbul'un 39 tane ilçe seçim kuruluna gönderilerek 5 günlük bu eksiklikleri ara kararında belirtilen bilgi ve belgelerin toplanması için karar verildi. Ardından Maltepe ile ilgili itiraz geldi MHP tarafından. Onunla ilgili de yine 39 ayrı oylamayla hangi bilgi ve belgelerin istenip istenmeyeceğine karar verildi. Onun için de bir 39 tane ara kararı kuruldu ve bunlar ilçe seçim kurullarına gönderildi. İlçe seçim kurullarından gelen bilgiler, örneğin bir ilçe seçim kurulu, hatırlıyorum şimdi ismini hatırlayamadım ama gelen evrak 2000 sayfa belge göndermişti Yüksek Seçim Kurulu'na. Bunlar yine bahsettiğim iki genel müdürlük tarafından, seçim işleri ve seçmen kütüğü genel müdürlükleri tarafından tasnif edildiler ve bizlere bilgi notu olarak ve eklerle hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda verildi. Sonuç itibariyle dün, ama bu ilçe seçim kurullarından gelen araştırmaların sonucu Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin önüne belge olarak geldi. Daha önceden gelmişti zaten. Herkes incelemişti. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bizler de kendi partilerimizle de paylaşmıştık. Dolayısıyla gelen bilgi ve belgelerin dün herhangi bir müzakeresinin yapılmasına gerek yoktu. Zaten şunu bunlar önceki süreçte yapılmışlardı. Bu belgeler İstanbul'da tıpkı AK Parti'nin ve MHP'nin itiraz ettiği gibi bir yolsuzluk, bir kanunsuzluk olduğunu gösteren belgelerdi ve hakimler buna dayanarak mı İstanbul'da seçim sisteminin iptali yönünde karar verdiler? Çünkü ana gerekçe, şu an tam gerekçeyi bilmiyoruz ama 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi. Onu bilmiyoruz. Bu ne demek? Onu bilmiyoruz. Bu gerekçeli karar değil, bu sadece bir yorum mu? Tabii yorum. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nun, bakın dünkü 5 saat süren müzakerelerde AK Parti'nin bütün itiraz kalemleri, yani itiraz ettiği hususlar ayrı ayrı müzakere edildi ama ayrı ayrı oylanmadı.
bütün müzakerelerin sonucunda sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptalini kabul edenler, iptalini kabul etmeyenler, reddedenler şeklinde bir oylama yapıldı. Bu olağan bir durum muydu? Olağan bir durumdur. Ya bu bir tercihtir, kurulun tercihidir. Çünkü kurulun kendi kuruluş kanununda şeylerin konuların nasıl oylama yapılacağına ilişkin bir düzenleme yoktur. Sadece salt çoğunlukla karar alır diyor. Yani kuruluş kanunundaki tek hüküm bu. Dolayısıyla buradaki tercih tamamen kurulun kendi tercihi. Şimdi gerekçeli karar yazılmadığı için sizin bahsettiğiniz iki gerekçenin ikisinin de gerekçeli kararda yer alıp almayacağını bilmiyorum. Onun için bilmiyorum Peki, dedim. Peki neye dayanarak iptal etti Yüksek Ama Seçim? Ama ben şunu biliyorum. Dünkü kısa kararına baktığım zaman Yüksek Seçim Kurulu'nun basınla da paylaşıldı biliyorsunuz. Sayın Sadi Güven'in de açıklaması vardı. Orada sadece sandık kurulu başkan ve üyelerinin yani sandık kurulu kamu görevlisi olmadığı yani bir sandık kurulu üyesinin ve sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda oy kullanan seçmen sayılarının toplamının aradaki 14 bin farktan yani Sayın İmamoğlu ile Sayın Yıldırım arasında Binali Yıldırım arasındaki 14 bin farktan fazla olduğu için seçim iptaline gidildi. Ki 19.623 kişiden bahsediliyor zannediyorum kamu görevlilerinden seçilmeyen üye sayısı. O AK Parti'nin iddiası. Evet. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun ilçe seçim kurullarına yaptırdığı İnceleme neticesinde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün bize ulaştırdığı şeye baktığımız zaman, bilgi notuna baktığımız zaman bu rakamın 19 bin değil 3 bin küsür olduğunu görüyoruz. Kamu görevlisi olmayan, tespit edilen. Bunun da 212 tane özel şirketlerde çalışan kişilerin yani hiç kamu görevlisi olmayan kişilerin 212 kişinin sandık kurulu başkanlığı yaptığı tespiti vardı. Zaten kamu görevlisi kavramı çok farklı bir şey Kübra Hanım. Yani, niye peki burada 19 bin AK Parti'nin iddiası 3 bin diyorsunuz? Bu aradaki fark neden kaynaklanıyor? Neden oluyor? Çünkü kamu görevlisi kavramını şu anda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre tarif eden başta anayasa olmak üzere temel 4 ayrı kanun hükmü, kanun var. Bunun hangisine göre diyecek? 657 sayılı devlet memurları kanununa göre mi diyeceksiniz? 4B'ye göre mi diyeceksiniz? İşçi statüsünde olup da sözleşmeli çalışanlar mı diyeceksiniz? Ne? Bir sürü burada kavram var. Siz bunu neye göre? Örneğin Türkiye Barolar Birliği çalışanı da kamu görevlisidir. Ama A anonim şirketinin çalışanı kamu görevlisi değildir. Bunu zaten bu kanun değişikliği Mart 2018 ayında AK Parti tarafından alelacele yapıldığı için bunun ucunu arkasını göremediler. Onların bu kanunu yapma sebepleri şuydu. Daha önceki 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunun 22. maddesinde sandık kurulu başkanlığı için bir ilçe seçim kurulu, iki ilçe seçim kurulunda görev yapan 4 tane siyasi partili üye yani 4 siyasi parti aday gösteriyordu her bir sandık kurulu başkanı için. 5 tane aday geliyordu her bir sandık için kura çekiliyordu. AK Parti burada kimi sandıklarda CHP, kimi sandıklarda HDP, kimi sandıklarda MHP'nin, MHP'li üyelerin sandık kurulu başkanlığı yapmasından rahatsız olduğu için böyle bir düzenleme getirdi. Ama her zaman yaptığı gibi önündeki seçime yönelik, ileriye dönük değil, önündeki seçime yönelik düzenleme yaptığı için, pragmatik davrandığı için bunun sonucunu da kestiremedi. E şimdi bunun sonucu nedir? Kamu görevlisi, kime göre kamu görevlisi, kime göre değil. Bunun cevabını da şu anda bulmak mümkün değil. Halbuki Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu normal şartlarda 138 sayılı kurulların yani sandık kurulunun ve ilçe seçim kurullarının çalışma şekillerini, şartlarını düzenleyen genelgesinde seçim takviminin başında belirleyip ilan etmesi gerekirdi. Ey ilçe seçim kurulları, sen sandık kurulu başkanlarını ve sandık kurulunun bir üyesini şu nitelikteki kamu görevlileri arasından seçebilirsin. Bunu seçmeye mecbursun diye bir talimat vermesi gerekiyor. Peki onu tam onu soralım. Kim atıyor bu sandık başkanlarını ya da kurul üyelerini ve bunların atandığında YSK'ya bildirilmiyor muydu? Bu karışıklık seçimden sonra neden yaşandı? Şimdi şu yaptığımız seçim mahalli idareler seçimi. Mahalli idareler seçimlerini büyük şehirlerde il seçim kurulları, ilçelerde ve büyük şehir olmayan illerde ilçe seçim kurulları yaparlar. Sandık kurulu başkan ve üyelerini de seçim takviminde belirtilen süre içerisinde ilçe seçim kurulları belirlerler. Burada siyasi partilerin bir dahli yoktur. Bizim bir bilgimiz de yoktur. Bu seçilen sandık kurulu başkan ve üyeleri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmek zorunda değildir. Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü vasıtasıyla sessiz ekranlarından bunları görür. Hani hangi ilçede kaç tane sandık kurulu atanmış, kimler atanmış ama bunun bir denetlemesini kendisine bir itiraz gelmediği sürece normal şartlarda yapmaz. Ama buradaki yetkili, sorumlu, burada bir hata varsa o hatanın sahibi,
Bir ihmal varsa o ihmalin sahibi ilgili ilçe seçim kurullarıdır. Bunlar partiler de değildir. O sandıklarda oy kullanan, İstanbul özelinde söylüyorum, İstanbul'un her bir sandığında ortalama 340 seçmen olduğunu düşünün, o seçmenler de değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun dün vermiş olduğu bu tamamen kanuna, mevcut uygulamalarına, demokratik kazanımlara ve mevcut seçimlerin gidişatına aykırı kararına göre ne çıkıyor biliyor musunuz? Sizinle benim oy kullandığımız sandıkta eğer bir tane kamu görevlisi olmayan üye görev yapıyorsa, ki sandıkta 5 tane de siyasi partili üye vardır sandık başkanının dışında, bir tane kamu görevlisi olmayan üye varsa sizinle benim oy kullandığımız o sandıktaki toplam 340 tane oy hop çöpe gitti. Dün alınan kararla. Ortaya çıkan fiili durum bu. Peki bu sadece İstanbul için mi geçerli? Yani memur olmayan sandık kurulu üyeleri başka şehirlerde... Vardır mutlaka. Olmaz olur mu? İstanbul'da bu kadar çıktığına göre 80 vilayette ne kadar? Dünyanın vardır. Peki, ama bu CHP şimdiye kadar... mesela bunlara bir itiraz geliştirmeye, götürmeye düşünüyor mu? Efendim şöyle, buraya itiraz getirip götürmememiz meselesinden önce şöyle. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun bugüne kadar koyduğu kurallara, her ve seçim için belirlediği genelge ve kararlara uygun davranırız. Diğer partiler de öyle. Çünkü biz baktığımızda bu ilçe sandık kurulu başkanlarının ya da kamu görevlisi olup olmadığını, benim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilçe seçim kurulundaki üyemin isimleri bize bildirse bile denetleme yetkimiz yok. Çünkü orada diyor ki öğretmen, bilmem falanca Anadolu Lisesi'nde öğretmen. E şimdi ben bu kişinin falanca Anadolu Lisesi'nde öğretmen olup olmadığını falanca Anadolu Lisesi'ne veya Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorduğumda öğrenebilir miyim? Öğrenemem. Kişisel verilerin korunması kanunu. Bunu kim öğrenebilir? Sadece ve sadece devletin partisi olan AK Parti öğrenebilir bunu. Dolayısıyla biz böyle bir şeyi zaten talep etmedik. Bunu kontrol etme imkanımız olmadığı için. Ama AK Parti'nin talebini de şöyle anlatalım. Doğru, her şey doğru anlaşılsın. AK Partili Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel diyor ki bu kurullardaki, bu sandık kurulundaki akraba ilişkileri, sandık kurullarındaki KHK ile ihraç edilen 2245 kişi var diyor. 2245 kişi var demiyor. KHK ile ihraç edilenlerin 2245 tane baldızı, eniştesi, akrabası var diyor. Yani bu artık nirvana yaptı. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Yani kamu görevlisiyle bunun ne alakası var? Kaldı ki yüksek buradan seçim bir ince bir işçilikle operasyon ve organize bir iş var. Bakın Kübra Hanım, ben o 3 çuval evrakın tamamını inceledim. Burada ben kumpas görmedim. Şaibe görmedim. Organize bir yolsuzluk da görmedim. Ama en önemlisi, ben en önemli bir şeyi de görmedim orada. O da şudur. Yüksek Seçim Kurulu'nun şimdiye kadar getirdiği, geliştirdiği tüm içtihatlarda, gerek olağanüstü itirazlarda, gerek tam kanunsuzluk itirazlarında, ikisi farklı kavramlardır ama ikisinde de şuna bakar Yüksek Seçim Kurulu. Bir olayda kanunsuzluk var mı yok mu? Kanunsuzluk ne demek? Bir olayın, benim şu elimin, kanun buysa bunun üzerine koyduğumda kanuna birebir uyup uymadığına bakar. Bu uyan hali. Ama elim şöyle duruyorsa uymamıştır. Ha, bu kanuna aykırıdır. Açık aykırılıktır. Ama bu tek başına bu seçimin ya da bu seçim iş ve işleminin iptali için yeterli görmemiştir Yüksek Seçim Kurulu. Neden? Şunun için. Demiştir ki bir işlem kanuna açıkça aykırı olabilir. Ancak ve ancak diye devam etmiştir. Bu işlemin seçmen iradesini sakatladığı ya da seçim sonucunu doğrudan etkilediği tespit edilmişse, yani ikinci bir şart getirmiştir, işte ancak o zaman ben o seçim iş ve işlemini iptal ederim demiştir. Tam kanunsuzluk denen şey bu mudur? Budur efendim. Tam kanunsuzluk peki, dediğimiz şey budur. Peki bu seçim tam kanunsuzluk nedeniyle iptal edilmedi değil mi? Hayır efendim. Olağanüstü itiraz nedeniyle. Evet, burada iptal. Bakın. Bunu bize hiç bilmeyenler, bütün bu hukuki terimlerden hiç anlamayanlar evet. için basitçe anlatır mısınız? Tam kanunsuzluk için iptal olsaydı ne olacaktı? Olağanüstü itiraz için iptal edilmesi ne anlama geliyor? Fark nedir? Tam kanunsuzluk sebebiyle bu seçim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilmiş olsa idi, aynı sandık kurullarının, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun dün kanuna aykırı olarak oluştuğunu kabul ettiği ilçe seçim sandık kurullarının imzaladıkları ilçe belediye başkanlığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve o sandıktaki muhtarlık sandık sonuç tutanakları, yani 3 seçimin daha iptaline dün itibariyle karar vermiş olması gerekirdi.
Tam da bunu soralım. Evet, herkes bunu soruyor zaten. Biz aynı zarfın içine 3 farklı aslında pusula için oy verdik. Evet. Neden diğerleri de iptal olmuyor da sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı iptal ediliyor? Bunun hukuki açıklaması nedir? Çünkü, i̇şte bu olağanüstü itirazda evet, mı yatıyor? Evet, işte programın başına döneyim. Bir soru sordunuz dün müzakerelerde ne oldu diye. Olan bir tek şey kendimle ilgili olduğu için anlatayım, başkalarıyla ilgili değil. Ben sözlerime başlarken şunu söyledim. Sayın Yüksek Kurul dedim. Siz bu şu ana kadarki itirazların AK Parti'nin, yani kısıtlı seçmen, ölü seçmen yerine oy kullanma, tutuklu, hükümlü, işte mühürsüz şeyler, sandık oy sayım döküm cetvelleri, yani çeteleler, boş çeteleler vesaire, bu itirazların hepsini 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 130. maddesinde düzenlenmiş olan olağanüstü itiraza göre incelediniz. Ancak şimdi incelemeye başladığınız konu, yani sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olmadığına ilişkin itiraz, 130. maddede belirtilen oy verme günü seçmen seçimin sonucunu etkileyen bir durum değildir. Çünkü 130. madde oy verme günündeki iş ve işlemlerle ilgilidir. Zaten onun için olağan itiraz yolları bittikten sonra 7 günlük bir sürede sadece partilerin siyasi genel merkezlerine ve il başkanlarına tanınmış bir haktır o. Siz şimdi bu itiraz ise 2 Mart'ta kesinleşmiş, seçim takvimi içinde kesinleşmiş, bitmiş, bütün itiraz sürelerinden geçmiş, sandık teşkili konusunu kesinleşmiş bir işlemi incelemeye başladınız. Oysa seçim hukukunda geri vites yoktur. Yani sandık teşkili normalde olağanüstü itirazla incelenemez. Konusu değil. Evet. İddiasındasınız. İddiasındayım. Zaten dün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezi olarak bunu ileri sürdüm. Dedim ki bu noktaya kadar olağanüstü itiraz olarak incelendi. Buna göre müzakereler yapıldı. Kararı da buna göre verin. Ama bundan sonraki müzakereleri tam kanunsuzluk olarak devam edilmesi gerekir. Bizim talebimiz budur dedim. Peki sizin talebinizde tam kanunsuzluk nedeniyle incelenseydi, evet, o şekilde iptal edilseydi ne olurdu? İstanbul seçimlerinin tamamı iptal edilirdi. İstanbul'da ilk bütün seçimler muhtarlar dahil yapılmamış sayılırdı. Çok kritik bir soru soracağım. Bütün kamuoyu vicdanı için. Tam kanunsuzlukla iptal için gerekli evrak ve kanıt var mıydı? Hayır. Çünkü... Ayşe pardon, vardı tabii. Şey, talep için yoktu. Hayır dediğim şey o. Bakın tam kanunsuzluk kanunda yazmaz. Hiçbir seçim kanununda, demin bahsettiğim 298 sayılı temel seçim kanununda tam kanunsuzluk düzenlenmemiştir. Tam kanunsuzluk kavramı elle tutulmaz, gözle görülmez. Bunun hiçbir düzenlemesi yoktur. Nereden çıkıyor peki? Anayasamızın 79. maddesi Yüksek Seçim Kurulu'na bir görev yüklemiştir. Bu görev seçimlerin dürüstlük ve güven içerisinde yapılmasını ve sonlandırılmasını sağlama görevidir. İşte Yüksek Seçim Kurulu anayasanın kendisine verdiği bu görev ve yetkiden hareketle eğer olağan ve olağanüstü itiraz süreleri dışında bir kanunsuzlukla karşılaşır ise bunun için bir itiraza da gerek yok Yüksek Seçim Kurulu'na. Yüksek Seçim Kurulu şurada görse de bunu re'sen incelemeye alabilir. Kendisine bir ihbar gelse de incelemeye alabilir. Televizyon seyrederken fark etse de incelemeye alabilir. İşte o zaman biraz önce anlattığım şeyi koyar. Kanuna aykırı mı bu iş ve işlem? Bir. İki. Bu seçmen iradesini sakatlıyor mu? Seçim sonuçlarını etkiliyor mu? İki şartı bir arada görürse hiçbir süreye bakmadan, hiçbir başka bir şey aramadan, itiraz edilmiş edilmemiş bunu değerlendirmeden o işlemin iptaline karar verir. Ha, Yüksek Seçim Kurulu şunu dedi dünkü kararıyla. Dedi ki şu anda dedi olağanüstü itiraz süreci işliyor. Ben olağanüstü itiraz süreci içerisinde tam kanunsuzluk incelemesi yapmam dedi. Evet dedi, benim bu yetkilerim var. Anlattığınız bu yetkiler bizde, bizim var. Ama şu anda bizim olağanüstü itiraz süremiz işliyor. Ben bütün önüme gelen itirazları olağanüstü itiraz olarak incelerim dedi. Nitekim Yalova örneğini verdi biliyorsunuz 2014'te bizim iptal edilen seçimimizi. Dolayısıyla dedi olağan itiraz süresi içinde ilgili siyasi parti hangi olağanüstü itiraz süreci içerisinde ilgili siyasi parti hangi seçim türünün iptali için gelmiş ise ben o yönden araştırma yaparım. Şu anda AK Parti sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geldiği için, diğer seçim türleri için gelmediği için... Bir tür hukuki yorum farkı aslında. Evet, yorum farkı. Ha ben de bunu, bu cevabın üzerine şunu söyledim. Evet haklısınız.
olağanüstü itiraz süreci içerisinde şey yapılmaz, tam kanunsuzluk incelemesi yapılmaz. Ama şimdi bambaşka bir fiili ve hukuki durum ortaya çıktı sizin bu incelemeniz üzerine. Nedir o? Aynı sandık kurulu, aynı kişiler ne yapmışlar? Sandık başında bir tane şikayet yok. Demin hani AK Parti'nin bavullarını inceledim, hiç organize bir yolsuzluğa rastlamadım dedim ya. Neden rastlamadım? Çünkü bu bahsettiği AK Parti'nin iddiasını kabul edelim. 19 bin sandık. 19 bin sandık kuruluna yapılmış tek bir şikayet yok Kübra Hanım. Bu ne demek? 19 bin sandık kurulunun 16 bin, şey o 16 bin aslında seçmen kütüğünün bize verdiğine göre 16 bin sandık kurulunun sadece 141 sandık kurulunda AK Partili üye yok. Yani sandık kurulu üyesi yok. Bunun dışındaki bütün sandıklarda kendi iddia ettikleri, bakın Yüksek Seçim Kurulu'nun kabul ettiği 3500 rakamından bahsetmiyorum. AK Parti'nin iddiasından bahsediyorum. 16 bin küsür sandık kurulunun tamamında AK Partili üye sandık kurulu üyesi olarak görev yapmış. Ayrıca o sandıkta bir de AK Partili müşahit var. Dolayısıyla kurul başkanına o gün itiraz etmeliler diyorsunuz. Tabii ki diyelim ki kurul başkanı manipüle ettiyse orada şikayet edersiniz. Her sandığın bir sandık tutanak defteri vardır. Orada 5 tane boş sayfa vardır. O 5 sayfaya onunla ilgili sandık kurulunun kanuna aykırı iş ve işlemleriyle ilgili yapılmış olan şikayetler yazılır. Sandık kurulu karar alır. Altını imzalar. Bakın o sandık tutanak defterleri de AK Parti'nin 3 bavulunun içi gibi bomboş. Bir şey yok. İtiraz da yok. Ne oldu? Hani şaibe vardı. Sonra enteresan bir tespit daha var Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün. Bakın bu 16 bin sandığın tamamında, hani onların şaibe var dedikleri, kumpas var dedikleri, organize yolsuzluk var dedikleri sandıklar var ya, bunların hepsinin toplamında AK Parti adayı Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla oy almış. İşin daha trajikomik tarafı nedir biliyor musunuz? O 141 tane sandık, hani AK Parti'nin hiç üyesi olmayan sandıkla, hani sadece memur üyenin, hani kamu görevlisi olmayan üyenin başkanlığı veya üyelik yaptığı sandıklar var ya, onlarda da AK Parti CHP'den fazla oy almış. Bunun altını çizip sonra AK Parti'nin sizin söylüyorum. Diyorsunuz ki aslında AK Parti'nin itiraz ettiği, yani memur olmadığı halde seçim kurulu başkanlığı yapılan ya sandıkların büyük bölümünde ya da tamamında AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın oyu toplamında daha fazla. Evet, toplamında. Peki şimdi yine açık ve net, AK Partili seçmenlerimiz de izliyor, CHP'li seçmenlerimiz de. Dolayısıyla AK Parti'nin itirazlarını bir üstünden geçelim. Bugün tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasını aslında kısa bir özet verdi. Dedi ki önce bize 25 bin ile 28 bin farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Aslında biz bunu saygıyla karşılamaya hazırdık. İlerleyen saatler, günlerde sonuç tutanaklarıyla, ilçe sonuçlarıyla geçersiz oylar incelendiğinde bambaşka sonuçlar ortaya çıktı. 15 bin AK Parti seçmeninin iradesi alenen gasp edildi dedi. Şimdi bu önemli çünkü MHP de bunun altını çok vurguluyor. Fark 27 bindi ilk Sadi Güven'in birinci günkü ilk açıklamasında. Sonra 14 bine düştü ve Binali Yıldırım lehine düştü. Evet. Dolayısıyla bu 15 bin oyu aslında biz bir organize yolsuzluk olduğunu gösteriyor diyor AK Parti aslında bütün geçen bu süreçte. Ayrıca diyor ki böylesine büyük oy sayısının ortaya çıkması içimize kurt düşürmeye yetti ama ayrıca 20 bine yakın seçim sandık kurulu görevlisinin 20 bine yakınının işte memur olmadığını. Bu tezlerine ne diyorsunuz? Bir AK Parti'ye oy vermiş AK Parti seçmenine nasıl açıklarsınız kendi tezlerinizi? Seçim hukukunda varsayım yoktur Kübra Hanım. Seçim hukukunda 298 sayılı kanunun 112. maddesine göre elle tutulur, gözle görülür, seçim sonucunu etkileyen ya da seçmen iradesini ortadan kaldıran durumlar, hal ve haller vardır. 130. madde bunu diyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği şey doğru. 27 binden düştü. Ama nasıl düştü? Bir kere bu 27 binin yaklaşık 7 binine yakını maddi hatalar, kaydırma hataları. Bu her seçimde olur. Ama işte o kaydırmalar niye hep Binali Yıldırım aleyhine kaydırma olmuş diyor AK Partililer?
Efendim onun neden olup olmadığı konusunu bilmeden sadece Binali Yıldırım aleyhine ya da lehine diyemezsiniz. Mesela zaman zaman kimi seçim türlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine kaydırmalar olmuştur. Kimi seçim türlerinde olmamıştır. Bu pusuladaki yerinizle ilgilidir. Çünkü pusuladaki yerinize göre sandık sonuç tutanağındaki partilerin yerleri de aynı sıradadır. Dolayısıyla sizin yanınızda daha düşük oy alan bir parti varsa veya onun yanında başka bir yine düşük oy alan parti varsa sizin oyunuz o karışıklık içerisinde o partiye yazılabilir. Ama yanınızda daha kuvvetli bir parti varsa yazılmaz. Yani bu ihtimal şeye göre değişir. Sandık kurulundaki, ilçe seçim kurulundaki verilerin girişine göre değişir. Kimi seçim, bunu eğer genellemeye kalkarsanız geçmişe dönük seçim türlerine bakalım. O zaman AK Parti'nin lehine olan kaydırmaları hesaplayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine olanları hesaplayalım. Bunların istatistiki ortalamalarını alalım. Yani bunun iddianın bu şekilde matematiksel, aritmetik ortalamayla ispatlanması gerekiyorsa geçmişe doğru bütün seçim türlerini incelemeniz lazım. Ki zaten yüksek seçim kurulu iptal kararını da bu gerekçeyle vermedi. Veremez zaten çünkü şeye aykırı. Sonra bir de ilk etapta bu 7000 kişi düştükten sonra biliyorsunuz geçersiz oyların tamamı sayıldı. Yetmedi 6 ilçede bütün oylar sayıldı. Ha şimdi bu oylarda diyorlar ki yine AK Parti lehine şeyler oldu. Artışlar oldu ve CHP'nin oyu 14 bine kadar düştü. Orada da ama biz izah ettik. Dedik ki sandık kurulu başkanlarının çoğu AK Parti'ye yakın sendikalı memurlar olduğu için çift oy pusulası verildi seçmenlere. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi için iki tane Binali Yıldırım'a AK Parti'ye basılmış oy pusulası zarfın içinden çıktığında Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına ve kanuna göre iki oy pusulası birden geçersiz sayıldı. Bir dakika, önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Neden çift oy pusulası verildi seçmene? Bunlar tespit edildi. Çünkü şöyle, daha sonra siz zarfın içinden çıkarken bunu geçersiz olarak sandık sonuç tutanağına yazıyorsunuz. Ama yeniden geçersiz oyların sayımı sırasında bir bakıyorsunuz, artık zarf açıldığı için o oylar ikisi birden bir zarfın içinden çıkıp çıkmadığını tespit etmeniz madden imkansız. Ne yapıyorsunuz? AK Parti'ye iki tane oy yazılmamış, iki tane oy yazıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi ne? Çok bir reklam şirketinin ampule bas, AK Parti'ye bas, logosuna bas şeyi üzerine, reklamı üzerine pek çok oy pusulasında biliyorsunuz o partiye ayrılan kutucuğun içine herhangi bir yerine basılan mühür geçerlidir. Ama gece yapılan ışığın yetersiz olduğu sınıflarda ve şeylerde AK Parti logosunun üzerine basılmış olan kimi evet ya da tercih mühürleri fark edilemedi. Ama geçersiz oyların sayımı sırasında bunlar fark edilince bunlar da AK Parti lehine artı bir puan getirdi. Kaldı ki bunların hiçbir önemi yok. Yani bu artabilir, eksilebilir. Bunlar bir gerekçe olmaz. Eğer bunlar gerekçe olsaydı 2014 mahalli idareler seçiminde Sayın Mansur Yavaş'ın 30 bin oyla kaybettiği seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda AK Parti'den çok daha nitelikli ve yerinde olan itirazları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilirdi. O dilekçeyi 2014 yılında ben savundum. Onun içinde neler olduğunu ben de biliyorum. Yalvardık, geçersiz oyları sayın. Bakın burada fark çok düşük. Geçersiz oylar sayılırsa bunun böyle olacağı ortaya çıkacaktır. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında söylediği tezleri biz o zaman Yüksek Seçim Kurulu'na söylediğimizde bırakın kabul etme geçersiz oyları saydırmayı hiçbirisini kabul etmedi. Orada da çeteleler vardı, imzasız mühürsüz. Orada da mühürsüz sandık sonuç tutanakları vardı. Orada da kaydırmalar vardı. 3260 tane oyumuz mesela bize sonradan geldi. Yoktu, kaydırmadan dolayı geldi orada da. Yani bu sadece bu seçimde yaşanmış bir ilk, bir özellik değil ki, seçimin ruhunda var bu. Zamanımız, İnsan unsuru var çünkü seçimin içinde. Zamanımız biraz daralıyor. Hızlı gideceğim, kusuruma bakmayın. Bu arada televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz için tekrar hatırlatalım. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'yla dünkü kararın perde arkasını konuşuyoruz. Hukuken İstanbul'daki seçim neden iptal edildi onu anlamaya çalışıyoruz. İYİ Parti bugün bir itirazda bulundu. Hı hı. Gözden geçirilmesini istedi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu bu kararı reddetti. Evet. İYİ Parti'nin başvurusunu neden reddetti? İYİ Parti'nin başvurusu şuydu. Dün alınan, yani 6 Mayıs'ta alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali kararının yeniden gözden geçirilerek kaldırılması. Eğer bu talepleri kabul edilmemiş ise iptal gerekçesinin biraz önce anlattığım olağanüstü itiraz değil tam kanunsuzluk olarak kabul edilmesi yönündeydi. Yüksek Seçim Kurulu her iki talebi de reddetti. Herhangi bir gerekçe, kesinlik sebebiyle reddetti.
sandık kurulları ha, şimdi... Bir şunu söyleyeyim. Buyurun. Biz de şu anda Sayın Genel Başkan Yardımcı Muharrem Erkek'le sürekli konuşuyoruz. Biz çünkü seçim sürecini biliyorsunuz. Genel evet. Başkanımız Sayın Muharrem Bey ve ben üçümüz birlikte yürütüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yarın Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul'daki 39 ilçenin sandık kurullarının teşkilindeki usulsüzlükten dolayı tam kanunsuzluk teşkil ettiği, bunun olağanüstü itiraz süresinde kabul edilemeyeceği, çünkü ortaya bir maddi gerçeklik çıktı. Bakın geçersiz bunun oylar... Bunun için itiraz edeceğiz yani. Evet, şimdi olağanüstü itiraz için iptal edilen bir seçim var ortada. Bunun hukuki gerekçesi eğer kısa kararda yazıldığı gibi ise bilmiyorum diğer gerekçe ne yazacaklar yazmayacaklar ama şu anda konuşulan ve kısa kararda yer alan sandık kurullarının teşkiliyle ilgili gerekçe ise o zaman cin şişeden çıktı. Bir maddi gerçeklik ortaya çıktı. Artık olağanüstü itirazın dışında maddi bir gerçeklik ortaya çıktığı için bu da nedir? İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi ve muhtarlıklarda ki seçimleri yapan, o sandık sonuç tutanaklarını imzalayan sandık kurulu da iptal edilen aynı sandık kurulu olduğu için onun da tam kanunsuzlukla iptali gerekir. Yarın bunun için başvuracaksınız. Evet. Peki Yüksek Seçim Kurulu İyi Parti'ye yaptığı gibi sizinkini de reddeder mi, görüşür mü? Tahmininiz ne? Bilemiyorum. Şimdi yeniden seçim olacak. Seçmen listeleri değişecek mi? Seçmenin nezdinde, yani bu yeniden sandık kurulu başkanları bunun için iptal edildiğine göre nasıl yeniden belirlenecek ve seçmeni ne etkileyen değişiklik ne olacak? Şimdi Kübra Hanım, biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun oy seçimden önce yayınladığı bir 2 Haziran'da seçimlerin yenilenmesi, muhtarlık seçimleri ve yenileme seçimleriyle ilgili bir kararı var. Bu ilke kararıdır. Yani herkesin uyulması gereken ve her seçim öncesinde alınan bir karardır. Ancak Yüksek Seçim Kurulu dün aldığı kararda İstanbul yenileme seçiminin bu mevcut ilke kararına göre 2 Haziran'da değil 23 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Yetişemeyeceği endişesiyle böyle bir karar verdi. Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu bugün görüşerek şöyle bir karar aldı. 23 Haziran seçimleri için tıpkı bu 2 Haziran yenileme seçimi gibi bir ilke kararı hazırlanması. Bu ilke kararı hazırlanması için de önce bir komisyon kurulmasına karar verdi. Bu da mutat bir uygulamadır. Dolayısıyla 2 Haziran yenileme seçimlerine ilişkin karar 23 Haziran İstanbul yenileme seçimleri için adeta uyarlanacak. Nedir 2 Haziran'daki karar? Nasıl uyarlanabilir? Tabii bu tamamen benim şahsi fikrim. Çünkü kurul daha sadece komisyon çalışmalarının başlatılmasına karar verdi. Komisyon bir rapor getirecek kurula. Kurul görüşecek. Ondan sonra karar haline getirdiğinde bunu resmi gazetede yayımlayacak. Süreç böyle işleyecek. Ama benim öngörüm şu, geçmişteki tecrübelerime dayanarak. Birincisi, seçmen listeleri değişmeyecek. Yani 31 Mart'taki seçmen listeleri aynen korunacak. Çünkü yenileme seçimi 31 Mart'taki seçimin yenilenmesi. Şimdi 23 Haziran'da denebilir ki o tarihte 18 yaşını dolduracak olanların da seçmen listesine dahil edilmesi gerekir. Anayasa ve 298 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince. Ancak geçmişte Yüksek Seçim Kurulu bunu dahil etmedi ama edebilir de. Bilemiyorum o konuyu ama bugüne kadar edilmedi. Dolayısıyla benim öngörümü söylüyorum. Öngörüm bir kere 31 Mart'taki seçmen listeleri aynen korunacak. Vefat edenler belki düşürülür. Aynen onu söylüyorum. Bir hafta kala ölenler, hükümlü olanlar, silah altına alınanlar yani asker olanlar, askeri öğrenci olanlar onlar düşülecek ve kalanlarla birlikte seçim yapılacak. Örneğin İstanbul'dan adresini başka bir yere taşımış olanlar olabilir. İkametgahını nakletmiş olabilirler. Onlar da seçmen listelerinde seçmen olarak görünmeye devam edecekler. Peki İstanbul'a gelenler olduysa bu onlar arada? Onlar da seçmen listesine dahil edilemeyecekler. Edilemeyecekler. Hayır. Bir izleyicimizin bir sorusu var. Demiş ki 31 Mart seçimlerine başka bir yerde olduğu için katılamayanlar bu seçime katılabilir mi? Katılabilirler tabii. Seçmen listesinde isminin olması yeterli. Bakın oy kullanmak için 23 Haziran'da seçmen listesinde isminin olması yeterli. 31 Mart'ta seçmen listesinde ismi olup da herhangi bir sebeple oy kullanamamış olanlar 23 Haziran'da oy kullanabilirler. Çok kısa bir soru daha. Hemen araya gideceğim arkasından. Bazı partiler adaylarını çektiklerini açıkladılar. Bu mümkün mü? Bunun da hukuki dayanağını konuşalım. Aynı adayla gitmek zorundalar mı? Çekilen adaylar, partilerin adaylarını çekmesi mümkün mü? Bir kere aynı adaylarla gidilecek, aynı seçmen listesiyle gidilecek, aynı sandıklarla gidilecek, aynı sandık kurullarıyla gidilecek ama sandık kurullarındaki kamu görevlisi olmayan başkan ve memur üyeler ile o sandıkta seçime katılamayan partiler sebebiyle
bulunmayan üyelerin yerine ilçe seçim kurulları 298 sayılı kanun 19. maddesine göre dolduracaklar. Yani o dünkü karara konu olan kamu görevlisi olmayan başkan ve üyeler değiştirilecekler. Hı hı. Tek fark bu olacak. Ama aday ben istifa ediyorum ya da çekiliyorum. Şimdi oraya geleceğim. Partiler adayını geri çekemez. Sadece aday istifa ederse ya da Allah gecinden versin ölürse orası boşalacak. O takdirde ilgili siyasi parti yeni bir aday bildirebilir ya da hiç aday bildirmeyebilir. Ki şunun da altını vurgulayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan adayımız Binali Yıldırım'dır diyerek aslında bu konudaki... O tabii siyasi bir söylem. Onu biz ne zaman anlayacağız? Çünkü bu demin bahsettiğim Yüksek Seçim Kurulu'nun bu hazırlığından sonra, bu ilke kararını yayınlamasından sonra 23 Haziran'la ilgili İstanbul İl Seçim Kurulu bir seçim takvimi yapacak. 23 Haziran'a özel. İşte o seçim takviminde adayların ne zaman bildirilebileceğinin son günü, istifanın son günü gibi şeyler, işte ölü ve diğer seçmenlerin, seçmen vasfı taşımayanların ne zaman seçmen listelerinden çıkarılacağı gibi o tarihler o seçmen takviminde belli olacak. Şimdi bir araya gidelim, sonra şunu soracağım size. Mazbatası geri alınacak Ekrem İmamoğlu'nun. O süreç nasıl oluyor ve Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim vekalet edecek seçime kadar? Kısa tabii. Bir ara, aradan sonra bunu konuşarak devam edeceğiz. Habertürk TV ekranlarında açık ve nete devam ediyoruz. Son dakikalarımız, Ekrem İmamoğlu artık mazbatasını aldılar elinden diyelim bu durumda. Alıp almadıklarını bilmiyorum ama Yüksek Seçim Kurulu'nun kısa kararı dün İstanbul İl Seçim Kurulu'na bildirilmesiyle süreç tamamlanmış oluyor. Kendisine tebligat yapılıp yapılmaması usulü bir işlemdir. Ama şu anda Sayın İmamoğlu'nun görevi sona erdi ve mazbatası iptal edilmiş durumda. İptal edildi. Ali Yerlikaya şu anda... o koltukta ama aslında biri vekalet edecek. O süreç nasıl olacak? Süreç... Kim vekalet edecek tabii. Ekrem İmamoğlu'nun yerine? O süreç yerine? Şöyle, belediye kanununun 44 ve 45. maddelerinde düzenlenmiş. 44. maddesine göre seçilmişliğin sona ermesi, yani çünkü Sayın İmamoğlu biliyorsunuz mazbatasını aldı. Mazbatasının elinden alınması demek onun seçilme yeterliliği taşımadığı anlamına gelir. Bu da seçilmişliğinin sona ermesi anlamına gelir. Bu da burada da bir boşalma olmuştur. 44. maddeye göre yapılan bu boşalma 45. maddeye göre işte valinin çağrısıyla, Sayın İstanbul Valisi'nin çağrısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni toplantıya çağıracak. Toplantı gün ve saatini belirleyecek. O gün ve saatte İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak ve kendi belediye meclis üyeleri içerisinden bir başkan vekili seçecek. Ne zamana kadar? 23 Haziran'daki seçimlerin sonucu kesinleşip orada seçilen yeni belediye başkanının mazbata alıncaya kadar. Peki meclisteki çoğunluğu göz önünde bulundursak bu seçecek kişi AK Parti'den mi olacak? Öyle olacak. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yerine AK Partili meclis üyelerinden bir tanesi. Biri başkan vekilliği görevini üstlenecek. Peki izleyicilerimizden gelen iki soruyu programı kapatmak isterim. Bir tanesi diyor ki, eğer yarın CHP'nin tam kanunsuzluk teklifini kabul ederse YSK, evet. Bu durumda daha önce de yapılan referandum veya cumhurbaşkanlığı seçimi de iptal edilebilir mi? Çünkü kurullar aynı. Bugünlerde bunu duyuyoruz. Böyle bir ihtimal var mı? Elbette tam kanunsuzluk iddiasını kabul ettiği anda 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği her iki seçim içinde sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olup olmadığı yönünde bir araştırma yaptırması, tıpkı şimdi yaptırdığı gibi gelen sonuçlara göre karar vermesi gerekir. Çünkü demin bahsettim programın ilk yarısında, tam kanunsuzlukta süre yok, tam kanunsuzlukta kural yok, tam kanunsuzlukta ne var? Kanunsuz bir iş ve işlemin seçim sonuçlarını etkileyip etkilemediğini tespit var. Tam kanunsuzlukla geriye dönük olarak çok eski yıllarda yapılan seçimler de iptal edilebilir mi yani? Şu anda eski yıllardaki seçimler bitti. Şu anda ne var? 24 Haziran ve 31 Mart seçimleri var. Başka bir seçim yok mu şu anda? Referandumu sormuş çünkü izleyicimiz. Referandum olmaz. Hayır. Referandum olmaz. Neden olmaz? Şunun için olmaz. Çünkü referandum 2017 yılında yapıldı. Kamu görevlisinin sandık kurulu başkan ve üyesi olması şartı Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Mart 2018 tarihinden sonra ise 24 Haziran ve 31 Mart seçimleri yapıldı sadece. Referandum ondan önce. Başka bir... Bu da önemli bir hukuki detaydı. Bir izleyicimiz de demiş ki, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven hayır oyu mu verdi? Aslında bunu biliyoruz. Evet. Gerekçeli karar ne zaman ortaya çıkar? Ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in
şerhine rağmen mi çıktı bu karar? Şimdi Sadi Güven Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ama 11 kişilik kurulun bir üyesi. Dolayısıyla Sadi Güven'in oyunun nitelikli bir çoğunluğu yok. Hı hı. Yani Sadi Güven'in red oyu, sembolik bir azlık, yani azlık oyu diğer azlık oyu veren 3 üyenin oyundan farklı değil. Dolayısıyla Sadi Güven'e rağmen mi diye bir soru sorulamaz. Buradaki bizim söylediğimiz konu şu: Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararla bugüne kadarki tüm seçim konusundaki kazanımlar, tüm istikrar kazanmış olan iştihatlar ve demokrasi ortadan kaldırıldı. O 7 üyeyle konuştunuz mu? Onlar ne diyorlar bu tezinize? Biz 7 üye değil, 11 üyeyle ben konuşuyorum. 7 üyeyle ayrı konuşmak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü her günümüz birlikte geçiyor zaten. Çok çok teşekkür ederim. Mehmet Adimi Yakupoğlu, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi. Bugün sıcağı sıcağına pek çok şey konuştuk. Açık ve Net'in bu akşam için de sonuna geldik. Perşembe günü akşam yeni bir Açık ve Net'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.